Merhaba arkadaşlar bugün Tonguç Akademi'de potansiyel enerji fiziğin benim konum hocam. çok önemli Tam benim senin çok potansiyelin var Tonguç teşekkür ederim hocam. ama bunu kullanabiliyor musun önemli olan soru bu. Aynen. Kontrolsüz Tonguç. güç güç değildir demiş Tonguç Atalarımız. bu potansiyelini kullanacağız beynindeki bu büyük potansiyeli kullanmasın inşallah. Ee, biliyorsun IQ'un e, 70'in üzerinde teşekkür bu hocam. çok önemli bir bilgi bizim biliyorum, için biliyorum. bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Sayınız hocam Tonguç'um potansiyel enerji dediğimse adam uçuyor görüyor musun? Eyvah. Neden uçuyor o adam? Çünkü balonlar çekiyor yukarı doğru evladım. Ha doğru uçan balon. Abisine. Uçtuğu zaman belli bir yükseklikte kavuşmaz mı bu Evet uçan balon. Belli bir yükseklikte olan her şeyin potansiyel enerjisi vardır Tonguç. Şimdi bu kalem burada ya evet, Tonguç. Evet hocam. Ben bunu yukarıya götürdüğüm zaman artık potansiyeli var. Aa. Bıraktığım anda artık yok. Ha. Anlaştık mı? O zaman potansiyeli yukarıda olan cisimler için konuşabiliriz. Bunu Anladım hocam. Peki yer çekimi kuvveti dediğimiz şey ne bizim aslında? Gravite. Ağırlığımız, İngilizcesini sormayın evladım. <laughs> bizim yer çekimi kuvveti dediğimiz şey aslında bizim ağırlığımız Tomuç. Ne tarafı doğrudur ağırlığımız? Aşağı doğru. Mesela şu anda sen sandalyenin üstüne oturuyorsun ya. Evet hocam. Senin ağırlığın kıçından aşağı doğru bastırıyor. Teşekkür ederim. Sandalyeye bastırıyor. Bunun yer çekimi kuvvetine karşı yaptığımız zaman bir iş biz aslında potansiyel enerji kazanmışız. Mesela merdivenle çıkıyorsun ya Tomuç sen. Evet hocam. Şöyle bir merdiven var diyelim. Yer çekimi seni aşağı doğru çekmiyor mu Tonguç? Doğru. Ama sen ne yapıyorsun? Bunu sürekli yukarı doğru çıkıyorsun. Pıt 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 pıt. O zaman sen ne kazandın Tonguç? Potansiyel enerji. İnanılmazsın ton Tonguç. Olayım. İnanılmazsın. Peki, yer karşı iş yapabilmek için yukarıya doğru biz yukarı doğru çıkmamız gerekiyor değil mi? Evet hocam. Ne kadar kuvvetli yukarı doğru çıkmamız gerekiyor bizim? Ağırlığımız kadar kuvvetli. Yani ben bu kalemi kaldırmak için Tonguç, ben bunu ağırlığım kadar kuvvetle kaldırmalıyım. O da ne kadar edecek? F kadar diyelim. Doğru. Ama F bizim ağırlığımıza eşit olmak zorunda. O zaman F dediğimiz şey bizim ağırlığımız kadar olacak. Yer değiştirme dediğimiz şey de çıktığımız yükseklik kadar olacak değil mi Tonguç? Doğru hocam. O zaman potansiyel enerjimizi hesaplarken ağırlığın formülünü hatırlayalım. Neydi formülü? M çarpı G idi. Yani bizim kütlemiz çarpı yer çekimi ivmesi. Yer çekimi. Hatırlıyor musun? Hatırladım hocam. Tonguç'um, sana bunlar zor gelmiyor değil mi? Hocam, çok güzel anlatıyorsunuz, tane tane. Ben de siz anlatırken çaktırmadan parmağıma elime yazıyorum. Vay siz seni sen çaktırmadan. Oradan cevaplayıp böylece e, hava atıyorum hocam insanlara. Tonguç'um, o zaman söyle, f çarpı delta x, m çarpı g çarpı h olmaz mı? E, m çarpı g çarpı h potansiyel enerjinin formülüdür. Bak buraya potansiyel yazmış. <laughs> komik komik potansiyel enerjinin formülü o zaman? E çarpı eşittir M çarpı E eşittir MGH. MGH ne olabilir? Hatta bunu nasıl yazıyoruz? Karışmasın diye diğer enerji çeşitleriyle. PE eşittir. Yani potansiyel He. enerji eşittir. MGH diyoruz. Tamam mı? Magihan. Magihan diyebilirsin. Harika. Ama Magihan diye bir isim yok. Pardon. E, Mügehan diyebilirsin. Mügehan. Kız ve erkeğin birleşimi gibi oldu. Da. O zaman Mügehan diye bir tane kız olduğunu düşünelim ve bu Mügehan sürekli yukarılara takılıyor. Ha, sürekli gözü yükseklerde. Hep yükseklere takılıyor. Yani koskocaman bir tane göklerin olsun, hep göklerin en tepesinde Mügehan diye bir kız var diyor düşün. Zirveye çıkmak ne istiyor. Ne özelliği vardır bunun? Yüksektedir. Aynen. Ve potansiyeli var. O bu da ayıp oldu olmaz. O zaman ne, neleri vardır? Kütlesi vardır. Kütleye evet. bağlıdır. Yer çekimi ivmesine bağlıdır. E ve neye bağlıdır? Potansiyel enerji yüksekliğe bağlıdır. Aynen. Bu çok önemli Tonguç. Bunu anladıktan sonra şimdi şöyle iki cisim var. Hangisinin potansiyel enerjisi daha fazladır? Sağdakinin. Mükemmelsin Tonguç. Sebebi ne? Çünkü yükselmiş. Peki. Bunun potansiyel enerjisini hesaplayalım. Bunlar aynı cisimler diyelim tamam mı? Aynı cisimler farklı farklı duruyorlar. Evet. O zaman bunların kütleleri aynı değil mi Tonguç? Kesinlikle. E bunlar dünyada dünyada İkisi de dünyada ölçülüyor. Dolayısıyla ikisinin de yer çekilmemesi aynı. Evet. Genellikle yer çekilmemesi hep aynı olur. O yüzden karıştırmana gerek yok. Ama bunların ağırlık merkezleri dediğimiz şeylerin yükseklikleri ne kadar Tonguç? Bak bir tanesinde bu kadar, bir tanesinde bu kadar. Biri 4H, biri 2H. Bir tanesi H. He, pardon ağırlık merkezi bakmamız lazım. Yani yok zaten. buradaki H, buradaki kaç H? 4H. 2H şey ağırlık merkezine göre bakacağız. Bu ağırlık merkezi bizim için çok önemli tamam mı? Ağırlık merkezinin yüksekliğine bakacağız yani. Ha, böyle bir cisimde ağırlık merkezinin yüksekliğine bakıyoruz. Tamam, o zaman tamam. bunun potansiyel enerjisine birinci potansiyel enerji, bununkine de ikinci potansiyel enerji dersek, potansiyel enerji bir bölü, potansiyel <laughs> enerji iki nedir sence Tonguç'um? Bir ee, bölü ikidir. Harikasın. MGH bölü, MG2H değil mi? Evet. Hepsi sadeleşti, işte, hepsi sadeleşti, işte, hepsi sadeleşti. Işte. Cevap bir bölü ikidir Tonguç. Burayı anladık mı Tonguç'um? Buzdolabı bu çok... gibi hocam yere yatan bir buzdolabı bir de yukarıdaki evet. buzdolabı gibi. O zaman... Onu atsak aşağı düşer ama öbürü zaten yerde kalmış. Bizim için ne önemliymiş bak bu çok önemli ağırlık merkezi önemliymiş. Evet, bunu karıştırdım hocam az önce. Ee, bu çok çıkan eski sınav sorularından birkaç tanesi. Şimdi dikkat et bir saksı var 5 ee, kilogram kütlesinde bak aman dikkat et bu ne kütle Tonguç. Evet hocam. 10 metre yüksekliğinde bir apartmandan kafana düşüyor Tonguç. Allah korusun. Sen burada yürüyorsun kafana düşüyor. Ama düşmeden önce bunun potansiyelisi nedir? Ee, hemen Senin kafana bir şey düştü mü küçükken? Hocam ee, kafama bir şey düştü ama hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Evet, galiba. Evet. Zaten. evet, evet. Ama düşmüş diyordu annen gelirken zaten. Evet. O yüzden hani üzülme. Hep beraber bunun sesinden geleceğiz. Tam. İnşallah hocam. Bundan sonra kaskla geziyorum zaten. Yine bir şey düşerse <laughs> iyice beynim Yolda yani. kaskla. Sürekli <laughs> kaskla geziyorum. Herkes hatta kızlar da vay motosikleti var falan herhalde diyor ama sonra hiç çıkarmayınca anlıyorlar ki ondan dolayı değil. Normal korumaktan dolayı. <laughs> ama olsun hocam. Yani son Herhalde birkaç saçın kokar ama içinde böyle terlersin. sadece Ay Allah'ım yarabbim. Yok ya hocam Rabbim. sıkıntı yok. Parfüm sıkıyorum içine bir. Arada ha. bir o plastiğini kaldırıyorum o camın kendine. O Anladım. Şey, Sıkıp geri kapatıyorum. Süpersin ya. Nasıl bir ayrı bir insansın Teşekkür sen. Teşekkür ederim hocam. Şimdi kütle dediğimiz şey e, yükseklik dediğimiz şey neydi potansiyel enerjinin formülü? P eşittir mügehan. Mügehan değil mi Tonguç? Evet hocam. Mügehan diye bir öğrencimiz vardı eskiden. Evet çok e, gözü yükseklerdeydi. Çok gözü yükseklerdeydi. Şimdi diye. biz zirvede bir şirkette yönetici ben ona oldu hatta. Potansiyel diyordum. Potansiyel ha, diyordum. İyi bir şirkette de yönetici oldu galiba değil mi hocam? Çok iyi bir şirkette. Şu anda bayağı bir üst düzey bir yönetici. Maşallah. Maşallah. O zaman bunun M'si nedir Tonguç? Bunun 5 değil 5. mi? 5 bir kere yazıyor Süpersin Tonguç. Peki G'si nedir bunun Tonguç'um? Harikasın. G her yerde 10'dur dünyada. Peki H'ı kaç mı? yerden yüksekliği? 10 değil mi Tonguç? 10 evet. O zaman cevabımız 500 Joule Tonguç'um. Çok kolay. Anlaştık mı? Aa, çok kolay hocam. şey. Var mı bir problem? Gravite her yerde 10 mu hocam yani G? G dünya için 10 metre bölü saniye karedir. Ama ben Ayda da çözüldü Ay'da... Ayda bu saksı olsaydı farklı olurdu. Ayda ortamlar çok farklı. Yeni evet Ayda. <laughs> videolarımız bombardıman şeklinde devam ediyor ve Tomuçak adlı Tomda bütün dersler ücretsiz bir şekilde ve bizi bütün platformlarda takip et ki videoları daha önce ne atıyoruz Tamamdır, oraya. Hocam. Ödüllü sorumuzu yap cevapları gönder bakalım. Hemen.